Sınırları aşan hediyeler Gedik Yatırım'da. Yatırım hesabını hızlıca açanlar hediyelerle dolu çekilişe katılma fırsatı yakalıyor. Kadın voleybol milli takımımızı Paris'te destekleme fırsatı. iPhone 15 Pro, AirPods kulaklık ve voleybol milli takım forması kazanma şansı yakalayın. Süper Lig isim sponsoru Trendyol son roundu sunar. Orada da bak bir krizi fırsata çeviren adam var. Kim? Kim olacak ben? Semih kim olacak? Bir dakika. Semih. Bir dakika. Krizi fırsata çeviren falan bir adam değil. Kim? Krizi fırsata çevirdi canım. Bir dakika. Krizden yararlandı adam. Krizden yararlandı ve müthiş bir mücevher olarak ortaya çıktı. Bir şey söyleyeceğim. Mücevherlerin, müthiş bir yeni mücevherin, yeni bir madenin üstünü örten vasatizm, hatta kötü futbolcu yığını vardı orada. Onunla alakalıydı. Sen bu Semih'i, sen böyle bir yeteneği, Beşiktaş, böyle bir mücevheri, bir saniye. Solunda Babel, sağında Quaresma, arkasında Sosa veya Talisca, o 6 numarada Atiba gibi dinamik oyuncu. Ha? Sol bekte böyle Adriano, Caner. Bunlarla düşünebiliyor musun bu çocuğu? Bir hayal, Kentos'undan daha pahalıya satmaz mısın Everton? Bir hayal kuralım. Beşiktaş ligde 4 puan. Dur şimdi, öncelikle kartları yeniden dağıtacağım Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta sizinle. Tamam. Beşiktaş kartları, ben söyleyeyim. Sen anlat. Beşiktaş'ta 4 2-3 puan gerisinde lig üçüncüsü. Aboubakar oynuyor, Cenk oynuyor. Chamberlain sakatlanmamış, her şey yolunda. Şenol Hoca devam ediyor. Semih oynar mıydı? Oynamazdı. Semih'i oynatıyordu Şenol Hoca. Yani son 5 dakika, falan. Son 4 dakika, son 2,5 dakika. Rebic'i yerine her şekilde oynatırdı. Oynatmazdı. Kriz olmasa Semih Memiş çıkmazdı. Buyur kartları dağıt. Yok, kriz kardeşim, falan değil. Al kardeşim. Ah, ver. Al Beşiktaş'ta kartları yeniden dağıtıyor. Hadi oynayalım. Biliyor musun bari oynanamayı? Ne bileyim, sen biraz şeysin böyle. Neyim? Kahve çocuğu değil gibisin. Ben kahve çocuğu değilim. Ben. Ne oynuyoruz? Ben kahve çocuğum. Ben senden çok daha fazla kahveye gitmişimdir. Hiç böyle beyaz Türk elitist şey yapma. Benim üzerime yapışmaz. Ne oynuyoruz? Her yerde böyle kralı zengini tutan sensin. Halkı tutan benim. Tamam, ver hadi. Benim bir de ayrıca her yerimden kart çıkar. Bak gördüğün gibi. Papaz kaçtı mı oynuyoruz? Hayır, her yerimden kart çıkar. Ne oynuyoruz ya? Tokatçı'daki gibi. Ne oynuyoruz? Bir söylesene biraz. Tokatçı filmini yapıyorlar Beşiktaş'a. Kardeşim. Menajerliğin her yerinden kart çıkıyor kardeşim. Abi hangi filmde çıkıyordu? Tokatçı'da mı çıkıyordu bilmiyorum. Tokatçı'da çıkıyordu. Bir tane de şey var. Buradan, tokatladılar Beşiktaş'ı menajerler yıllardır. Buradan böyle çıkartan vardı şeyde. Şevket Altuğ işte. Yok Şevket ya. Şevket Altuğ. Şimdi kartları hilesiz yeniden dağıtma zamanı. Ramiz dayı da. Ramiz dayıyı bilmiyorum da Beşiktaş'ı tokatladılar arkadaş. Bu hafta içi. Kim tokatladı ya? Kardeşim, bu hafta içi ilk kez Ahmet Nurçebi'den ses geldi değil mi? Dedi evet. Ki bu Vida'nın menajerinin ödeme konusunun benimle de bir ilgisi yok, Hasan Bey'le de yok dedi. Hani kendi yerine seçilirken o süreçte eleştirdiği Hasan Arat'ı korudu. Çünkü niye? Her Beşiktaş başkanının başına gelen. Kumara karşıyız. Burada böyle tokatçıyı canlandırdık. Transferde bu kumar oynarsan seni böyle tokatlarlar kardeşim. Bu arada Beşiktaş'ta Beşiktaş başkanını tehdit eden menajerlerle ilgili çok fazla sosyal medyada falan da görüyorsunuzdur. Çok fazla şey var. Böyle bir şey var. Ben bunu anlat, doğru söylüyorsun ama sana bir tek soru soracağım. Sen şununla ilgili bir bildiklerini anlatır mısın? Beşiktaş başkanına tehdit eden diye bir var, öyle şeyler var. Bir anlatır mısın bildiklerini? Ben dün anlattım. Benim bildiğim yok. Bu Beşiktaş'ta dedin ya, şöyle bir şey konuşuyor var. Dedim bunu. Beşiktaş diyor ki biz menajer bazı menajerlere boyun eğmediğimiz için bu menajerlerde kendileriyle ilintili olduğunu düşündüğümüz bazı hakemlerle çalışıyorlar. Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalışıyorlar gibi bir fikir var Beşiktaş'ta. Yani biz menajerlere para yedirmediğimiz için bazı menajerler, bazı hakemlerle iş tutup bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Fikir bu. Ben şimdi doğru yanlış bilemem ama hakem bağlantısı senaryosunun kısmını bilmiyorum. Ben de hiç duymadım. Hayır, bilmiyorum. Yani hakem söylediğin için teşekkür ederim. Ben şimdi şuna geleyim. Olmaz mı? Bizim hakemlikte her şey olur abi. Ben şimdi bahis oynayan hakem onu da yapar. Olabilir. Ben de olmaz. Lan işte çıktı ortaya, söylüyorduk. Hakemler bahis söylüyor dedik. Lan söylüyorduk, çıktı işte ya. Antalya'daki hazırlık maçına çıkmadı mı kardeşim? Federasyon soruşturma başlamadı mı? Ne oldu o soruşturma? Ne bileyim abi. Nerede ne bileyim? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Sen şey misin? Ne Adam, bileyim kurulu. Ya ne bileyim abi. Bu konuda. Şimdi bak kardeşim. Buyur baba. Ben sana yani senin bilgin yanlıştır demiyorum. Ben doğru böyle bir fikir var. Kesinlikle yanlışlayamam. Böyle tamam. Bir fikir var diyorum. Bir şey demiyorum. Bu doğru yanlış bilemem. Bilgim olmadığı için o konuda ama gerekirse edinmeye çalışırım. Edindiğim bilgilerde geçen hafta yaptığımız deneyde dedim ki dur bakayım dedim. Şu oyuncunun ben kardeşini biliyorum dedim.
Sen bana ver dedim şunun telefonunu da. Neymiş? Mesela oyuncu Türk mü? Hiçbir bilgi vermeyeceğim. Türk falan değil oyuncu. Senin kardeşin tanıdığı oyuncu ya Faslı falandır ya. Ya da şeylidir. Tunuslu olabilir. Frankafondur yani. Şey mi? Frankafondur yani. Pardon bir şey söyleyeceğim. Frankafondur ya. Ben Mısır'ın eski devlet başkanı mıyım yani? Yok, ya da değil. Ben rahmetli Yasir Arafat mıyım? Niye Frankafon, abi? Ne diyorsun abi? Frankafondur yani. O abi tahminleri bırakalım da bilgilerden konuşalım. Tamam, evet. Güzel kardeşim. Ben dedim ki ben buna inanmıyorum dedim. Kendim göreceğim dedim. Yani çünkü acaba bunlar böyle transferde yanlış bir zihniyetle mi yaklaşıyorlar o yüzden olmuyor? Yoksa daha önce olmuyor. Sonra parçaları birleştirince aynısının Ahmet Dunçebi as başkanken Fikret Orman başkanken yaşandığını... O dönem Beşiktaş'ta çalışan bir personelin Allah'ım şu menajerlerin olduğu bir otobüs acı keşke. Tanıyor muyuz o menajeri? Tanıyor muyuz o menajeri? Ha. Otobüs diye de değiştirdim. Kendisi anlatır. İşte öbürü bu sefer Ahmet Nurçevi başkan olduğu zaman Fikret Orman'ı eleştirdikten sonra geldiği zaman aynı şeyi yaşadığını ve abi bütün parçaları birleştirince abi bu büyük bir skandal ya. Büyük bir skandal ya. Ya maaşlar ödenmiyor dedikodusu çıkarılıyor. Ben de Beşiktaş'ta iki tane oyuncunun telefonunu verdim. Zaten beş tanesinin var, iki tanesinin. Ya sormuyorsan inan ona sorun dedim. Yani ben burada Beşiktaş avukatı olarak gelmedim dedim. E kardeşim ödeniyormuş işte. Olay şu abi. Beşiktaş bizden oyuncu almıyor. Yani biz Beşiktaş'ı tokatlayamıyoruz, kazıklayamıyoruz. Çünkü rezalet isimler öneriyorlar. Tabii ki almayacak Beşiktaş. Evet sonra. Aldı zaten yazın yani. Tamam sonra. Ha, o yüzden biz de Beşiktaş'a oyuncu aldırmayacağız. Menajerler hepimizi tanıyoruz. Yaparlar mı yaparlar. Biz bir aile gibiyiz diyorlar. Yaparlar. Beşiktaş bize ekmek yedirmiyor. Daha doğrusu pasta yedirmiyor. Biz de Beşiktaş'a ekmek yedirmeyiz. Yaparlar. Benim ya tek yaptığım bu. Yoksa oyuncuya bayılmıyorum. Oyuncu da illa gelsin demiyorum. Sadece neymiş ulan bu mesele diye. Oyuncu da Beşiktaş'a maaşlar ödeniyor kardeşim. Sonra? Sonrası abi işte şu anda böyle transferde. Demek ki beni doğruluyorsun işte. Beşiktaş'taki fikir doğru yani. Tamam ben zaten sana katılıyorum. Dün anlattım evet. Ya programda. Velhasıl bu doğru mudur yanlış mıdır bilemem. Ama böyle düşünüyorlar. Bence Beşiktaş'ta bir tane temel sorun var. Samet Aybaba'nın zihniyetiyle Beşiktaş'ın yarışacağı Galatasaray'la Fenerbahçe zihniyeti arasında fark var. Bu zihniyet birbiriyle örtüşmez. Hasan Anat Başkan. Örneğin mesela sabit örnek vereyim. Christian Eriksen dediğin zaman almayabilir Samet abi. Abi kesin alması gereken bir oyuncu mesela. Mesela almayabilir. Niye almayabilir abi? Nasıl der ki, zihniyet? Şey var neydi adı? İşte örnek veriyorum. Hala şey mi olur diyorsun zihniyet? Hasan Türk Ernst'ten çok koşar. Bizde de bu var. Christian Eriksen'den çok koşar. Bunu neye göre söylüyorum? Üç tane kulüpteki tecrübesine göre. Adana Demirspor. Beşiktaş. Adana Demirspor. Adana Demirspor'da kendisi gittikten sonra transferler yapıldı. Evet. Ve Bursa Spor. Evet. Bursa Spor'da Ilgaz Çınar'la beraber çalıştılar. Yani çalışamadılar hatta. Yani A oyuncusunu öneriyorlar. Hı-hı. Çok daha düşük düzeyli bir oyuncudan bahsediyor. Dört tane benim o dönemki Beşiktaş feda sezonunda böyle önerdiğim ya isimlere olan reaksiyonu. Mesela benim bildiğim 2-3 tane futbolcu önerildiğini biliyorum Beşiktaş'a. Bunları Samet abinin istemediğini biliyorum. Bunlar, kimler? Bir tanesi Lengle. Stoper, evet. Bir tanesi Carvalho, ismi de çıktı. Evet, William Carvalho. Evet, bunların ismi hoca çıktı. Hoca istiyor da evet. Samet Hoca mı engelliyor? Evet, yani bunların yerine işte daha farklı oyunculara gidiliyor. Şimdi bu menajer operasyonu mudur? Bilemem yani. Olabilir. Ama... O zaman desteklerim. Ha, o zaman bilmiyorum. Ancak, ya Christian Eriksen var kardeşim. Örnek Galatasaray'da ismi geçiyor diye söylüyorum. Ya Christian Eriksen yerine atıyor, Partizan'da bilmem ne var. Diyebilecek bir yapıda mıdır Samet abi? Olabilir. Bunun örnekleri var mıdır? Vardır. Vardır. O zaman bu çatışmayı fikir çatışması olarak mı algılamalıyız? Menajer baskısı olarak mı açıklamalıyız? İkisi birden. Ve ikisi karşısında da Beşiktaş'ın yeterli transferleri yapamaması. İkisinin toplamında. Şimdilik bu imaj gider. Sene sonunda Haziran'da iyi adamlar gelmezse olmaz. Ya baba yemişim senin menajer baskını evet. Derler. Herkes yapıyor derler. Her dönem yapıldı. Fikret Orman'a da yapıldı. Ahmet Nurçevi'ye de yapıldı derler. Birkaç tane menajere de parayı vereceksiniz abicim. Menajersiz de transfer olmaz derler. Hayır bak şöyle derler. Fikret Orman'a da yapıldı bunlar. Ahmet Nurçevi'ye de Hasan Başkan siz değiştireceğiz diye geldiniz. Şimdi ben şeyi söyleyeyim. Hasan Başkan'ı böyle bu sabah da gelmeden aradım. Ve Sinan abi şahidim. Beni getiren abimiz. Yine açmadı. Zorunda değil. Bir daha da arama. Hayır zaten yazdım. Bir daha da sizi rahatsız etmeyeceğim. Küstüyseniz kızdıysanız. Eğer adı geçen Lovren transferini benim engellediğimi düşünüyorsa. İyi ki de engellemişsin. Ben zaman. Ona yapılabileceğim en büyük iyiliğimi yaptım. Yapabileceğim en büyük iyiliği yaptığımı düşünüyorum. Ama Hasan Arat'ta benim telefonlara. Benim kişisel falan değil. Yani Ali Ece gibi bir adamın telefonuna dönmüyorsa kusura bakmasın yanlış yapıyor yani.
Ben de kendisine bu konuda alınmam çok işi olabilir. Açmak zorunda değildir ama sonra baktım. Ben olsam uyuz olurum yani. Yo, uyuz falan olmadım kesinlikle. Ben olsam uyuz olurum. Ben hiç uyuz olmadım. Ben şimdi senin yerine uyuz oldum şu an. Yo ben bak şimdi böyle. Valla senin yerine uyuz oldum. Hiç mesele değil. Ben bunun aynısını böyle Fikret Orman'la da yaşadım. Ahmet Nur Çebi'yle de yaşadım. Abi bir kere ararsın bakmaz, iki kere ararsın bakmaz. Üçüncü de döner abi. Hayır hiç mesele değil bunlar. Olmuyor. Ben hiç alınmadım güzel kardeşim. Sen alındın, ben alınmadım. Çünkü ben... Ben alınırım abi. Çünkü neden alınırım? Kardeşim varsa muhabbet, benim bana telefonunu verdiysen... Ya tamam. Ben seni durup dururken başkan ne haber akşam kebaba gidelim mi diye mi arayacağım yani? Bir şey soracağım, iki arayacağım. Ondan sonra bize sormadan haber yapıyorsunuz. İşte şu oluyor. Soruyoruz, açmıyorsunuz. Olur mu lan o şey? Ya ben alınmam niye biliyor musun? Ben uyuz oldum. Ya bekledim kendi derdimi aldım. Ben Hasan Arat'a uyuz oldum. Ya bana bir su versenize. Çölde gibi kaldım bu adamla. Sağ buğa. Aleyce, bu su verin Allah aşkına ya. Ben Hasan Arat'a uyuz oldum abi. Ya olma abi Hasan Arat'a uyuz oldum. Bu konuda dur uyuz oldum valla. Abi evet, kişiler iyiyim. Geçici bak ben o kafayla bakıyorum. Ben Fikret Orman. Niye bakmıyorsunuz kardeşim Aleyce'nin telefonu? Ayıp ya. Vallahi ya bu kadar ayıp. Ya bu adam haberci değil. Senden transfer haber alıp satacak adam değil. Twitter'a yazmaz. Kendi kendine bir güç vehmine düşmez. Tecrübeli adam. Aslan gibi Beşiktaşlı. Seni desteklemiş. Aslan gibi değilim abi. Kartal gibi. Bir sürü adam yani. Sen niye açmıyorsun bunun telefonunu yani? Dur abi. Bekle abi. Hayır ben genel söyledim yani. Hepsi gelip geçici abi. Şimdi mesela Fikret Orman'ı arıyor muyum? Hayır niye arayayım? Ahmet Türkçe'yi bir arıyor muyum? Yani üzüldüğümü söylemek için arayayım belki. Ahmet Bey'in telefonu olsa ben şimdi arardım mesela. Bak beni mesela şeyle suçluyordum bir ara. Ali Nur Çebi diyordum falan filan. Düşün ya. Önemli değil abi. Ben Beşiktaş abi tek kalıcı olan ve benim oradaki tek derdim şu. Abi bak sizde sorun şu. Biz kimiz abi? Beşiktaş yönetimine söylüyorum. Ha anladım. Seçilirken ben bu kadar telefon açarım, bu bağlantım var dedikten sonra. Bundan 5 yıl önce benim o çıldırdığım videolarda zaten yeteri kadar şuurlu bir oyuncu olmadığı için böyle eleştirdiğim Dejan Lovren. Artık o eski iyi özelliklerinde, iyi özellikleri de vardı. Premier Lig için yetmiyordu. Allah aşkına Lovren çok uzatma. Siteye karşı yetmiyor. Hayır şunu söylüyorum. Buraya kadar düştüyse, bu yaşa geldiyse, evet. Lyon'da dahi yedek kaldıysa, evet. Bu sonuncu Lyon, elden tarihte ilk kez sonuncu Lyon abi modern zamanlarda. Evet, 20. yüzyılda yani. Geç abi Lovren Lyon'u. Neyse abi buraya kadar abi. Kaldıysa o zaman büyük çelişki olur. Hani çok benim doğru. Telefonumla Paris'ten o gelir, Madrid'den sen, şu gelirden sonra bu olmaz. Sen Lovren'i aldırtmadıysan çok doğru bir şey yapmadın. Ben hiçbir şey yapmadım senin abi. Senin telefonlarına dönmeyenleri kınıyorum abi. Kınıyorum abi. Vallahi abi. Kınıyorum. Kınama başına gelir. Vallahi yok kınıyorum abi. Yok bizi zaten ben zaten aramıyorum kimseyi. Ben zaten kimi arayıp aramayacağım da zaten öğrendim bu yaşamında da. Bak, hani olmaz abi. Bir şey söyleyeceğim. Bak Hasan Arat benimle hiç konuşmasın hiç önemli değil. Mario Gomez almasına gerek yok. Semih var. Hasan Arat mesela stopere kimi aldı? Warhol'u aldı. Warhol kim ya mesela? Tamam, söyleyeyim. Samet abi kafası işte bence. Hayır bekle abi. Yani, bence yani. Hayır bekle abi. Hayır. Alakası yok. Ben sana şunu söyleyeyim. Samet abi diyorum seviyorum çünkü. Hayır, ama tamam. Yani olmaz bak, yani. Ben sana şunu söyleyeyim. Başkan yeni bir Marcelo getirsin Brezilya'dan. Beşiktaş'ın şöyle alıp çok iyi verim alacağı. Sonra da çok iyi paraya Lyon'a satacağı. Ya Beşiktaş Lyon'a stoper satıyordu. Lyon'da kalmış yedek oldu. Yedek moloza çıkmış adamı. Almıyordu onu söylüyorum ya. Sonra Fikret Orman benimle hiç konuşmadı. Biliyor musun? Çünkü etrafı şey oldu. Önemli değil yani. Küsme falan yok. Evet abi. Yani hani öncelikle ve aradığı kişi ben değildim artık. Abi ben Marcelo geldi ya. Şenol Hoca da istiyordu. Çok da iyi oyuncuydu. Bir tek Sanlı abiyle ikimiz tribünde. Abi iyi stoper durun. Gökhan Keskin gibi olacak falan dedik. Evet. Sattık mı abi Lyon'a? Ben o gün benden evet mutlusu yok. Evet abi. Anladın mı? Keşke gitmeseydi de söylemek istedim. Gelin konuya gel abi. Konumuz şu abi. Beşiktaş'ın artık böyle kötünün iyisine ihtiyacı yok. Bravo. İyinin çok iyisine ihtiyacı var. İyinin çok iyisini Samet Aybaba zihniyeti alabilir mi? Sorun güzel. Bu. Güzel. Bunu da sen ve alamazsa, eğer olmazsa, şimdi için demiyorum, Haziran için söylüyorum. Eğer olmazsa gene isimler, örnek ismi geçenlerden bahsediyorum. Efendim, William Carvalho yerine, neydi Zenitli Saşa? Saşa olacaksa, bunu da millete, kamuoyuna, Beşiktaş kamuoyuna bu menajer operasyonudur diye anlatamazsınız diyorum. Evet. Ben Atasan Çiz'i boş verelim. Uganda Ligi'nde bilmem ne var bizim Serkan gibi. Anlatıyor ya onu al getir. Abi öyle değil ama yani, mesela. Öyle birini getireceksen pardon. O zaman menajer suçlamanın da bir kullanım süresi var. Suudi Arabistan'da mı Kante'yi getirirsen tamam. İşte o kullanım süresi Haziran'da biter. Evet, evet. Ya ben bunu söyleyeyim. Böyle bir şey var. Menajer şantajı, çok kesin, aşağılık bak, operasyon var. Eyvallah. Kesin ama vardır. Ben de onu söylüyorum. Sana %100 katılıyorum. Bu Haziran'da sizi kurtarmaz. Ben sizin başarılı olmanızı istiyorum Hasan Bey. Özellikle Hasan Bey'in ekstra başarılı olmasını istiyorum. Yani mesela buraya
Buraya bir oyuncu lazımken Samet abi Cenk yeter, Muleka'da var diyebilir mi? Diyebilir mi? Artık diyemez. Diyebilir. Artık i̇şte diyemez. Dememelidir. Hayır, artık diyemez. Niye? İşte onu diyorum. Semih var. Hayır, şuradan bahsediyorum, şuradan. Ha, sol ön için mi diyorsun? Evet. Hmm. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir de bir Rebic de var. Kaç dakika giriyorsa oyun. Ya neyse işte. Neyse işte. Ne demek istediğim anlaşıldı ya. Süper Lig isim sponsoru Trendyol son round'u sundu.